Sevgili öğrencilerim, değerli velilerimiz, hepinize merhaba. Bugün de matematik dersimizin ikinci videosunu birlikte yapıyoruz. Eğer bir önceki videomuzu izlemediyseniz kanalımızın oynatma listesinde bu videomuz vardır. Birinci sınıf MEP matematik kitabı olarak dosya şeklinde belirledim. Oradan bulabilirsiniz. Daha sonra ikinci videoyu izlerseniz sizin için daha verimli olur. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ve bugünkü konumuz nesnelerin kütlelerini karşılaştıralım. Hazırsanız başlayalım. Evet, mini mini birler. Nesnelerin kütlelerini karşılaştıracağız biz burada. Bakalım, burada bir tane öğrencimiz var. İsmi Ali. Otobüs mü daha ağır yoksa bisiklet mi daha ağır diye düşünmüş. Sizce hangisi daha ağır, siz de düşünün. Ali kaldırımda yürürken yoldan geçen bir otobüs ve bisiklet yolunda bir bisiklet görüyor. Ali otobüs ve bisikletten hangisinin daha ağır olduğunu düşünüyor. Sizce hangisidir demiş. Evet çocuklar. Görselimizde de gördüğümüz gibi, baktığımız gibi ben burada bir otobüs görüyorum, bir de bisiklet görüyorum. Otobüs daha ağırdır değil mi? Bakın, kocaman bir otobüs bisikletten daha ağırdır. Babamız bizim bisikletimizi taşıyabilir ama otobüsü taşıyamaz. O zaman otobüs bisikletten daha ağırdır diyoruz. İkinci örneğimize bakalım. Aşağıda eşit kollu bir terazi verilmiş. Portakal ve elmanın kütlelerini karşılaştıracağız. Çocuklar, terazinin kolları birbirine eşitse üzerindeki ağırlıklar da eşitti. Yani buradaki ağırlık ile buradaki ağırlık birbirine eşitse terazinin kolları da birbirine eşit olur. Ben bu bilgiyi şu anda öğrendim. O zaman size soruyorum. Terazinin kefeleri dengede olduğu için portakal ve elmanın kütlesi eşit midir? Evet, eşittir. Çünkü terazinin kefeleri birbirine eşittir, dengededir değil mi? O zaman elmanın ve portakalın ağırlığı aynıdır diyorum. Eğer elmanın kefesi daha altta olsaydı, yani elmanın kefesi burada olsaydı, şu elmamız olsun. Portakalınki burada olsaydı, bu da portakal olsun. Portakal daha hafif olurdu, yüksekte kalırdı. Elma ağır olduğu için alçakta olurdu. Ama şu anda kefeleri eşit olduğu için ikisinin de kütleleri birbirine eşittir. Bir sonraki sayfada bakalım bize ne demiş. Ece'nin hayvanat bahçesinde gördüğü kedi ve filin resimleri aşağıda verilmiştir. Kedi ve filden hangisinin daha ağır olduğunu belirleyelim. Çocuklar, sizce kedi mi ağırdır yoksa fil mi ağırdır? Bakın, burada kocaman bir fil var. Burada da küçük bir kedi var. Sizin de kediniz varsa onu kucağınıza alabiliyorsunuz değil mi? O zaman kedi daha hafiftir diyorum. Burada kediyi seçiyorum. Burada bir etkinlik var. Öğretmeniniz de bunu yaparsınız. Bir sonraki sayfamıza geçebiliriz. Ece'nin masal kitabının üzerinde gördüğü resimdeki eşek, kedi, köpek ve horoz hafiften ağıra doğru sıralanmış çocuklar. Yani en üstteki en hafif, en aşağıdaki ise en ağır. O yüzden birbirini taşıyabiliyorlar. Resimdeki hayvanlardan en hafif olanı horozdur değil mi? En hafif horozdur. En ağır olanı hangisidir çocuklar? Tabii ki en aşağıda olan eşektir. Peki kedinin ağırlığı nasıldır? Kedi horozdan daha ağırdır. Köpek ise kediden daha ağırdır. O zaman en hafif olan horoz, ikinci hafif olan kedi, üçüncü hafif olan köpek ama en ağır olan eşektir. Hafiften ağıra doğru sıralamış oldum. Şimdi öğrendiklerimizi uygulayalım kısmını yapıyoruz. Aşağıdaki nesnelerden daha ağır olanı maviye boyayınız. Kalemimizi alalım buradan. Hemen mavi kalemimizi seçelim. Ağır olanı maviye boyayacağız çocuklar.
Sizce sandalye mi daha ağırdır yoksa koltuk mu? Kocaman bir koltuk var. Bu daha ağırdır değil mi? O yüzden koltuğu maviye boyuyorum. Siz de hemen mavi kaleminizi alıyorsunuz. Kitabınızın üzerindeki koltuk resmini benimle birlikte boyuyorsunuz. Evet, koltuğumu tamamen maviye boyuyorum. Şu şekilde çizeyim kenarlarını da. Siz daha güzel boyayın çocuklar. Yavaş yavaş. İçini tamamen maviye boyadım. Daha sonra ikinci sorumuza geçebiliriz. Evet çocuklar, ikinci sorumuzda da bize neyi sormuş hemen bakalım. Aşağıdaki nesnelerden daha hafif olanı sarıya boyayınız. Şimdi ise sarı kalemimizi alalım. Buradan sarı rengi seçelim. Evet. Seçtim. Sarı rengimi. Burada da nesnelerden hafif olanı sarıya boyayacağım değil mi çocuklar? Kaşık mı daha hafiftir, tencere mi? Tabii ki kaşık dediğinizi duydum. O zaman kaşığı boyuyoruz sarıya. Burada şu şekilde boyamamı tamamladım. Kaşığımı da sarıya boyamış oldum. Ve üçüncü soruya geçiyorum. Diğer kalemimizi alalım hemen. Burada da bize çocuklar aşağıdaki sebzeleri en hafif olandan en ağır olana doğru sıralayalım demiş. Sizce buradaki yeşil biber mi daha hafiftir, lahana mı daha hafiftir yoksa domates mi? Tabii ki yeşil biber değil mi? O zaman ilk olarak yeşil biberi çizeceğim. Daha sonra yeşil biberi artık elimle kapatabilirim. Siz elinizle kapatın. İki tane burada sebze kaldı. Lahana ve domates. Hangisi daha ağırdır çocuklar? Lahana daha ağırdır. O zaman en sona da lahanayı çiziyorum. Şöyle yapraklarıyla. Ve ikisinin ortasına da domatesi çizebilirim. En hafif biber, daha sonra domates ve son olarak lahana dedim. Hafiften ağıra doğru bu şekilde sıraladım. 1 numara biber oldu, 2 numara domates oldu ve 3 numara da lahana oldu. Şimdi ünite değerlendirmeye geçtik çocuklar. Aşağıdaki soruları öğretmeniniz okurken sabırlı bir şekilde sonuna kadar dinleyip anlattıktan sonra da cevaplayınız demiş. Çocuklar, ben size anlatacağım soruyu birlikte cevaplayacağız. Daha sonra da ünite değerlendirmesini bitirip videomuzu bitireceğiz. Birinci soruda bize aşağıdaki nesnelerden birbirine eş olanları aynı renge boyayınız. Ben burada kalemimi hemen alacağım. Birbiriyle eş olan nesneleri aynı renge boyayacağım. Biz ne demiştik? Çorabımızın eşi var demiştik değil mi? Birbirinin aynısıydı. Birini sağ ayağımıza, birini sol ayağımıza giyiyorduk. O zaman burada elma var. Bu elmanın eşi, yani aynısı hangisi olabilir? Bakıyorum görsellere. Evet, burada bir tane daha elma gördüm. O zaman ikisini de kırmızıya boyuyorum. Elmalarımı kırmızıya boyadım. Eş olanlar aynı renk olacağı için siz de kırmızıya boyayabilirsiniz ya da yeşile boyayabilirsiniz. Ama ikisini de aynı renge boyamayı unutmayın. Elmalarımı boyadım. Şimdi ise elime farklı bir renk alıyorum. Bununla da diğer eş olanları boyayacağım. Buradan mor rengi seçelim. Evet, mor rengimi de seçtim. Şimdi ise çocuklar, hangileri eş? Bakıyorum, burada bir ayakkabı gördüm. Bunun eşi var mı? Bakıyorum. Evet, burada da var. O zaman ikisini de mora boyuyorum. Siz de ayakkabıları aynı renge boyuyorsunuz.
Birini sağ ayağımıza, birini sol ayağımıza giyiyoruz, değil mi? Hatta ayakkabımın eşi nerede diyoruz konuşurken bile. O zaman ben eş olduğunu daha güzel aklımda tutabilirim. Çorabımın eşi, ayakkabımın eşi. Ayakkabımı da mor renge boyadım. Daha sonra bakıyorum. Burada gül var ama burada papatya gibi bir çiçek var. Birbirinin eşi değil. Yine kalemtıraş ve silgi var. Onlar da birbirinin eşi olmadığı için boyama yapmadım çocuklar. Bir sonraki soruya geçelim. Bu soru da bize ne demiş? Aşağıdaki soruları yukarıdaki resme göre yanıtlayınız. Yukarıda bir resim gördüm. Bir mutfak tezgahı görüyorum, değil mi çocuklar? Bir ocak var. Tezgahın üzerinde sebzeler var. Bakalım bize soruda neler sormuş. Birinci soruda demiş ki tencere ocağın neresindedir? Hemen bakıyorum, ocak burada, tencere ise burada. Tencere ocağın neresindedir? Bu soruyu yanıtlayacağım. Kalemimizi biraz daha ince yapalım. Daha güzel görelim. Tencere ocağın üzerindedir, değil mi çocuklar? Bakın, ocağın üzerindedir. O zaman birinci sorumun yanıtı tencere ocağın üzerindedir olacak. İkinci soruma geçtim. Domatesin size göre solundaki sebze hangisidir? Domatesin solunda ne vardır çocuklar? Hemen çizelim. Sağ ve sol yazalım. Sol, sağ. Domatesin solunda sarımsak görüyorum. O zaman sarımsak diyorum ikinci sorumun yanıtına. Hatta buraya sarımsak çizeyim. Olduğu kadar biraz başarılı değilim sanırım çizme konusunda. Üçüncü soruya geçiyorum. Domatesin size göre sağındaki sebze hangisidir? Domatesin solunda sarımsak vardı. O zaman sağında da soğan vardır. Hemen buraya bir soğan çiziyorum. Daha büyük çizdim soğanı. Bu da soğan. Diğer soruma geçtim. Kaşık tencerenin neresindedir? Bakıyorum hemen, kaşık burada. Tencerenin içinde değil mi çocuklar? O zaman bu sorumun yanıtı da kaşık tencerenin içindedir olacak. Ve diğer soruma geçtim. Domates, soğan ve sarımsağın neresindedir? Soğan burada. Sarımsak burada. Domates ikisinin ortasındadır, değil mi? O zaman domates, soğan ve sarımsağın arasındadır diyorum. Bu soruları da tamamladıktan sonra bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Üçüncü soruda bize ne sormuş bakalım. Aşağıdaki nesnelerden hangisi diğerlerinden daha ağırdır? İşaretleyiniz. Çocuklar, burada bir çay bardağı var. Daha sonra su bardağı var. Daha sonra da sürahi var. Hangisi daha ağırdır? Siz de evdeki çay bardağını, su bardağını ve sürahiyi masaya koyarak deneme yapabilirsiniz. En ağırı sürahidir, değil mi? O zaman hemen işaretliyorum. Üçüncü sorumun cevabı sürahi oluyor. Dördüncü soruma geçtim. Yandaki eşyaların en hafiften en ağıra doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Öncelikle ben yandaki eşyalara bakıyorum. Çocuklar, burada bir buzdolabı gördüm. Çok ağırdır, değil mi evimizdeki buzdolabı? Daha sonra burada bir portakal sıkacağı görüyorum. Bu hafiftir, biz de taşırız. Daha sonra burada da bir tost makinesi görüyorum. Bu da portakal sıkacağından biraz daha ağır olabilir. O zaman en hafifi hangisi belirleyelim? Bir numara, çok güzel, portakal sıkacağı, değil mi? O zaman bir numarada portakal sıkacağı olacak. İki numaraya bakıyorum. İki numarada ne olsun? Tabii ki bundan sonra daha hafif olan tost makinesidir ve en ağır olan buzdolabıdır. Buzdolabına da 3 numara diyorum. O zaman 1 numarada portakal sıkacağı olacak. 2 numarada tost makinesi. 3 numarada da buzdolabı olacak. Benim yanıtım 3. seçenek oluyor. Hemen 3. seçeneği işaretledim. Evet çocuklar, 2. üniteye bir sonraki videomuzda geçeceğiz.
İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar dilerim.